Evet sevgili dostlar sponsorlarımız Golbar.com'un ve Kayseri Üzülüme Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. 12 Ocak 2024 ikinci videosuyla karşınızdayım ve Allah bu cümleleri kurmayı nasip etti. Fenerbahçe kurun içi açıkladı. Fenerbahçe Milan'dan Radik kurun için transfer edildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada ara transfer döneminde profesyonel futbola takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarını sürdüren kulübümüz Orta saha oyuncusu Rade Kurunic ve kulübü AC Aç Milan'la prensip anlaşmasına varmıştır. Futbolcu sağlık kontrolleri ve ileri görüşmeler için bugün İstanbul'a gelecektir denildi. Anlaşmaya varılan Kurunic ile senelik 3 milyon euro bandına sözleşmenin altına imza atması bekleniyor. Zira bunu geçmiş olsa açıklaması şarttı. Milan'a 5 milyon euro diyecek sözleşmede bonus maddeleri yer alıyor dediler ama resmi kapı açıklaması bunu diyor mu? bilemeyeceğim. Edin Dzeko Fenerbahçe kaptanı Edin Dzeko Leonardo Bonucci ardından bu sefer de ikna etmek için elinden geleni yaptı. Bu sezon 14 maça çıktı ve skor katkısı sağlayamadı. Zaten bir ön libero yani ne bekliyorsunuz tam olarak o da ayrı bir olay. Şimdi bir taraftan Kourinic geliyor bir taraftan e, Bonucci geliyor bir taraftan Fenerbahçe Coşuyor maşallah. Arkadaşlar bana şunu çok soruyorsunuz. Hocam şöyle oldu, böyle oldu falan. Arkadaşlar bakın. Şimdi bir futbolcuyu transfer ettiniz. Getirdiniz. Sağlık kontrolleri imza. Direkt oynatabilirsiniz. Ama üye arkadaşlarım şunu soruyor. Hocam pazar günü oynar mı? Ulan vicdansız Cuma geldi. Bugün muhtemelen sağlık kontrollerinden geçecek. Ee, muhtemelen lisansı çıkarılacak. Cumartesi takımla bana girecek. Tanışacak. Pazar oynat diyorsan o zaman Fenerbahçe'de çok ciddi sıkıntı vardır. Anlatabiliyor muyum? Çok ciddi sıkıntı vardır. Buna da dikkat etmek lazım arkadaşlar. Ee, şimdi bilinmeyen yönlerle Radik Kurniç. Hocam bu kadar gerekli miydi? Doğum yeri Foça. İzmir Foça. Yine inanmazlardı ya. Arkadaşlar Sırp Özerk bölgesinde yer alan Foça'da doğmuş. Müslüman mahalleleriyle baştan aşağı Osmanlı izleri dolu bir şehir diyor. Ee, şehrin yüzde kırkı kurunç olduğu zaman şehrin yüzde kırkı buluyordu diyor. Neyi buluyordu? Orada alsa Müslüman oranı herhalde. Boşnak ailelerden birinin çocuğu olarak büyüdü. Futbola 13 yaşında Sulciyeska Foça'da başladı. 17 yaşında profesyonel oldu. Falan. Gizli hazine kurunç diyor. Madde madde. Empoli'nin gizli hazinesi diyor. Milan'ın dikkatini çekti. 8 milyon euroya aldı. Milan'ın ana roldeki oyuncusu e, sakatlıkların etkisiyle ilk sezonda 18 maça çıktı. Bir sonraki sezon şöyle yaptı, böyle yaptı. Sakatlıklara rağmen 38. Pioli satılamaz dedi. 2021-22 sezonda Kuruç 38 lig maçında, 28'inde 4 Şampiyonlar Ligi, 3 İtalya Kupası olmak üzere 35 maçta oynadı. Milan'ın şampiyonluğunda önemli rol oynadı. Geçen sezonu 34 maçta kapattı. Tonali'nin satışı, Ben sakatlığı nedeniyle satılamaz etiketi ve Fenerbahçe sezon maçı alamadı. Pulisic Milan'ın en zekisi Kuruniç demiş. Yani hiç düşünmeden bu cevabı vermiş. Ne olursa olsun satmayın demiş. Ancak iki yöneticiye bir şey istemiş. Takım yöneticileri Furliani ve Moncada'dan önemli bir şey istemiş. Pioli'nin fark ettiği şey topa sahipken genellikle düzenli ve etkili, yaratıcılığı ve dinamizmi hücumdaki oyunculara bırakıyormuş. Takım yöneticileri çok önemli transferler istemiş. Basın önünde transfer için bağırmadan ancak iki yönetici de bir şey istedi. için olsun Fenerbahçe'ye satmayın demiş. İki kişilik oyuncu diyor. Hem savunma hem de hücum anlamında Milan'ın dengeleyicisi. Hücumdaki 5. oyuncu, savunmadaki 6. oyuncu aslında iki kişilik oynuyor diyor. Kurunçi Milan'ın Casemiro'su diyenler de var. Şimdi i̇şte Fenerbahçe dışındaki bütün teklifleri geri çevirmiş. Nicolas Dominguez deniyordu ama Kurunic ondan çok daha iyi bir futbolcu diyor. Her yerde oynadı. Evet her yer. Yani Regista, Mezzella, Hücum adını Orta Kanat Oyuncusu, Üçlü Sistemlerde, Kanat Bek, Dörtlü Savunma Bek, Stoper, Sahte Dokuz olarak her şekilde oynatmış arkadaşlar. Kendi ağzından Kurunic bence kaleye daha fazla şut atan bir biri olmalıyım. Ama oyun içinde görevlerim nedeniyle pek şansım olmuyor. Ben başka şeyler için önemli biriyim. Ben kimsenin dikkat etmediği şeyler konusunda başarılı olmalıyım. İdolim kaka diyor. Ee, en büyük hobim PlayStation'da oyunlar oynamak diyor. <laughs> İyi. E, o ile takılırsınız. Türkiye Futbol Federasyonu açıkladı. Yarı otomatik offside sistemi kullanılmaya başlıyor. Florya'da bayraklar yarının da altına indirildi. Şimdi yarı otomatik offside sistemi Süper Lig'in ikinci yarısından itibaren yani bu hafta maçlarından itibaren arkadaşlar bu hafta maçlar da dahil Türkiye'de kullanılmaya başlanacak. Şimdi <laughs> FIFA Dünya Kupası'nda UEFA Şampiyonları gibi üst düzey turnuvalarda Serie A'da kullanılan yarı otomatik sistem Trendyol Süper Lig'in ikinci yarısından itibaren Türkiye'de de kullanılmaya başlanacak. Yarı otomatik olsaydı sistem böylece Avrupa Lig'lerinde İtalya'dan sonra ilk kez Türkiye'de kullanılmış olacak. Bu gurur hepimizin. 20 Süper Lig Stadyum'un altyapı kurulumu tamamlanmış arkadaşlar. 3 dakikayı bulan uygulama süresi saniyelere indirilecek diyor. Bir <laughs> 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 Bir öksürük tuttu ya Allah Allah. 29 farklı noktadan taranan futbolcuların görüntüleri eş zamanlı VAR merkezine verilecek diyor. Şimdi ligin ilk yarısında Fenerbahçe bu şekilde tamamladı. Rakibine güzellikler, baya baya güzellikler yapıldı ya. Eğer ligin ikinci yarısında bu otomatik olsaydı sistemi hakkaniyetli bir şekilde işlerse Fenerbahçe'nin şampiyonluğu şimdiden hayırlı olsun arkadaşlar. Çünkü Nasıl diyeyim size? İlk yarıda bu kadar kullanmayla bu olan arkadaşlar. ikinci yarıda bu yarı otomatik sistem mecbur işlemek zorunda. Eğer işlemezse çok ciddi ağır tepkiler alırlar. O zaman da Fenerbahçe alır başını gider, şampiyonluğa depara kalkar. Fenerbahçe'den Emre Mor için transfer kararı. Bunları da konuşalım arkadaşlar. Emre Mor için gelecek teklifleri değerlendirme kararı alıyor. Oyuncunun temsilcisi İstanbul'a davet edildi. Yağız Savuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe değerlendirme kapsamına aldı diyor. Oyuncunun temsilcisi İstanbul'a davet edildi. Arkadaşlar Fenerbahçe Emre Moru satma düşüncesinde değil, kiralama düşüncesinde bilginiz olsun. Önümüzdeki sene siz benden daha iyi biliyorsunuz. 12 yabancıya düşürülüyor diyor. Ben 12'ye düşüleceğinizi zannetmiyorum. Bu da ayrı bir mesele. Sen kaça düşüreceğini şunu. Ben tekrar 14'e çıkarılacağını. gerekirse işte şu kadar yaş altı yabancı, şu kadar yaş üstü, şu bu falan filan dersiniz. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bir de aklıma güzel bir şey gelmişken onu da söyleyeyim. Ya Fenerbahçe'nin her transferi ciddi manada eleştiriliyor. Diyorlar ki Fenerbahçe şunu aldı, bunu aldı, şöyle oldu, böyle oldu. 30 yaş üstü çok fazla futbolcu var. Gerçeği konuşalım. Bonutçu'yu saymadan konuşalım arkadaşlar. Hani şöyle özellikle Galatasaray 37, 36, 32, 32, 31 Hani Icardi 30, Hakim Ha bunlardan kaçan eden olacak ama. Fenerbahçe'ye bakalım. Edin tamam. Tadic tamam. Serdar Aziz'in devam edeceğini kim söylüyor Fenerbahçe'de? Joshua King'in devam edeceğini kim söylüyor? Umut Nair'in ve Batshuayi'nin devam edeceğini kim söylüyor? Yani Ceko, Tadiç, Fred, Bonucci, ee, Bonucci, Radekurunic oldu. Ya bana sorsanız ben yaşlı bir takımız derdim. Bu da aklıma gelmişken söyleyeyim. Ayın Remor dediğim gibi kiralık olarak oynatılma peşinde. Asa Samet Akaydın mesela gitti gidiyor. Her an açıklamasını hazır olun. Yani her an kap açıklamasını bekleyin arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Hani kurun içi Fenerbahçe kapa bildirdi. Eğer dediğim gibi çok yüksek meblalar olsaydı şey olacak. Sırada Savic var diyor. Asla Savic yok arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kesinlikle Savic yok. Savic söyleyenler yalan söylüyor başka başka isimlerde mevcut. Onları da konuşacağız. Şimdi bu sezon Emre Mor kayıplara karşı Yaşadığı ciddi sakatlık var. Bir. İkincisi İrfan Can Kahveci'nin kimse bu patlamayı yapmasını beklemiyordu. Beklemediği gibi Cengiz Ünder de ciddi paraya alınmıştı. Şimdi Emre Mor bu sezon yalnız 4 resmi maça çıkmış. 41 maça çıkıp 6 gol 3 asisti var. Emre Mor'un. Böyle bir oyuncudan da şimdi bu sene yararlanamadın doğruya doğru. Ama seneye yararlanabilir misin? Evet. O yüzden de dikkat etmek lazım. O yüzden de arkadaşlar üstüne düşmek lazım. Süper Lig'de 3 haftalık yeni fikstür açıklanmış. Trendyol Süper Lig'in önümüzdeki 3 haftası açıklanmış arkadaşlar. Trabzonspor Galatasaray müsabakası 21 Ocak pazar günü diyor. Zaten bilinen bir şeydi. Tahmin edilen bir şeydi ama yine de bunları da konuşmak lazım. Şimdi 20. hafta maçlarında ben şunu söyleyeyim. Herhangi bir değişiklik yok. Fenerbahçe 14 Ocak Pazar günü saat 19'da Gaziantep'e konuk olurken Galatasaray 15 Ocak Pazartesi günü Fenerbahçe'nin puan farkını 4 yaptığı maçta Kayseri Spor'a evinde yenilecek inşallah. Sonrasında maçlar belirlendi aslında. Ee, Süper Lig 3 maçlık diyeyim. Şurada görselini bulayım arkadaşlar. Çünkü şey de var. Ya uzun lafın kısası arkadaşlar. 13 Ocak dedik. 21 Ocak'ta Fenerbahçe saat 16'da maç yapacak. Samsun Spor'la mecbur çünkü o gün derbi maçı var. Yani derbi sayılıyor Trabzonspor Galatasaray maçı. 22'sinde bak ben Fenerbahçe ve Galatasaray'ı baz alıyorum. Zira hani şampiyonluk yolunda ikisi çekiştiği için baz alıyorum. Yanlış anlaşılma olmasın. 22. hafta maçında Fenerbahçe 24 Ocak saat 20'de Başakşehir'e konuk olacak. Bakın 24 Ocak yani çarşamba günü. Pazar maça çıkan Fenerbahçe çarşamba günü maça çıkacak. Ee, Deplasman ama Kayseri İstanbul için Galatasaray 25'inde. Çünkü Trabzon deplasmandan geldiği için 25 Ocak'ta İstanbul oynayacak. Sonrasında 23. hafta maçları arkadaşlar. Yine Fenerbahçe 28 Ocak'ta oynayacak. Bakın 24'ünde çarşamba oynamıştı. 28 Pazar günü oynayacak. Ve Galatasaray'da 29 Ocak Pazartesi günü Gaziantep'le oynayacak. 24. hafta maçları henüz belli değil. Yani Galatasaray 29 Ocak dedik. Fenerbahçe'de 28 Ocak dedik. Muhtemelen arkadaşlar 3-4 Şubat ya da 4 Şubat muhtemelen tahminime göre Galatasaray'ın maçı eğer orada Türkiye Kupası maçı falan olmazsa araya bir şey sıkıştırılmazsa ocağın sonunda. Büyük ihtimalle Galatasaray maçı ikisinde ya da üçünde olur. 2-3 Şubat'ta çünkü Avrupa maçı var diye. Sonrasında Fenerbahçe'nin pazartesi pazar pazar maçları devam eder. Erol Bulut'tan Umut Nair için açıklama diyor. Cardiff Teknik Direktörü Erol Bulut. Fenerbahçe'nin Umut Nair ile ilgilendiklerini söyledi. Arkadaşlar şimdi Umut Nair konusunda da Fenerbahçe kiralık gönderme düşüncesindeydi. Ancak şu anda düşünceler değişmiş olabilir. Transfer o kadar kolay değil. Ekonomik bir şey diye. Şunu belirteyim. Eğer satılırsa Eyüp aldık biz oyuncu ücretsiz bir şekilde hani Fenerbahçe'ye geliyor diye ücretsiz vermişlerdi. Eğer bir yere satılacak olursa onların da izni dahilinde olması gerekiyor arkadaşlar. Yoksa olmuyor. Onu da belirteyim. Şimdi hedefimizde birçok futbolcu vardı. Şöyle böyle falan filan diyor. Umut Nair 13 maçta 162 dakika şöyle böyle olmadı açıkçası ya. Ya Fenerbahçe'de ben açık söyleyeyim 2 ya da 3 yıldıza elveda diyelim. Bunlardan biri Samet Akaydın. Ama Samet'i de satın alma opsiyonlu kiralık dahi istiyorlar. Ona dahi niyetimiz yok çünkü ne olur ne olmaz diyoruz. Ee, kurun için kapı geldi. Bonucci zaten geldi. <laughs> Bakalım sıradaki kap kim olacak. Neyse bir öksürük tutuyor. Samet Akaydın, Umut Nair, ee, ve Emre Mor için teklifler değerlendirilecek. Aslında teklifi değerlendirilecek çok fazla isim var. Bana Serdar Aziz soruyorlar. Serdar Azizin gitme ihtimali var mı diye. Var arkadaşlar. Serdar Azizin gitme ihtimali. Oraya bir Türk stoper alabilirsek Serdar Azizi göndeririz. Ama tabii kaliteli bir Türk stoper. Çünkü Serdar 33 yaşına geldi. Sakatlıklar taraftardan ciddi manada tepki almaya başladı. Artık eski Serdar Azizi de izleyemiyoruz. Yani siz de malumunuz. Hani kötü bir düşünce ya da kötü bir niyette de bunu söylemiyorum. E karşımıza da öyle bir yapı var. TFF istifa etmeli mi? Hayır diyor. MHK istifa etmeli mi? Bilmiyorum ki diyor. Yabancı hakem gelsin mi? Türk hakemlerini biz istiyoruz diyor. E karşımızdaki yapı böyle. Anlatabiliyor muyum? Yani Ali Koç'u bu süreçte kesinlikle yalnız bırakmamak lazım. Çünkü böyle bir yapıyla mücadele ediyor. Yani yabancı hakem istiyoruz. İstemiyoruz ama Türk hakemlerini hiç beğenmiyoruz. E bir tane istifade. Dursun Özbek basın toplantısında kardeşlerim görev alır dedi. Devamını getirmedi. Ben açıklayayım. Mayıs ayında kongrede Erden Timur ve Metin Öztürk başkanlığa aday olacak. Kamuoyuna duyurulur diyor. Ha Şunu da söyleyeyim. Malum camiaya son bir haftada yaşattığı travma Ali Koç'un. Onlar gibi 3 kişi toplanmadı. Tek başına çıktı. Çat çat konuştu. Konya'ya 7 attı. Sivas'ta dengeleri bozdu. İki gün arayla Bonucci kurun içi indirdi. Ayarlarını bozdu. Ve karşı tarafın düşüncelerini, duygularını net bir şekilde ortaya koydu. Ben şunu söyleyeyim abi. Türkiye'de şu anda Türkiye'nin en iyi takımı tartışmasız Fenerbahçe. Çünkü bir tarafta 7 atan, 5 atan, dolu dizgin giden, o kadar eksiğine rağmen dolu dizgin giden Fenerbahçe. Diğer tarafta kaybettiği puanlar anca hakeme bağlayan, Yemiş olduğu haklı sarı kartta kaldı ki direkt kırmızı da yemesi lazım. Onda bile ikinci sarıdan e, yemiş oldu şeye bile itiraz eden bir camia. Ne demiş yerden Timur Başkanımızın yaptığı son uyarı niteliğinde bundan sonra farklı şekilde aksiyonlar alınacaktır. Bunun da böyle bilinmesi gerekir. Herhalde ülkeye başka bir şey yapma düşüncesinde. Bir de şey de çok komik. Onu da diyeyim de. Icardi'nin diyor Beşiktaş maçında ayak ayağını kırdılar. Fenerbahçe maçında gözünü kör etmeye çalıştılar. Ona da hake, onda da hakem görmedi diyor. Evet hatta Fenerbahçe maçında böbreklerini falan söktüler. Böbrek mafyasına verdiler de araya hani Cumhurbaşkanlığı falan soktular. Geri aldılar. Yoksa böbreklerini falan da satıyorlardı. Tabii. Ya. Allah muhafaza yani. Gerçekten de. Ne diyor? Suudi Arabistan'daki maçta yerli hakem istedik. Doğru eğer yabancı hakemle oynanacaksa bir maç için olmaz diyor. Utanıyorum senden açıklamaya bak diyor Galatasaray taraftarı. Neyse. Biz takımımıza odaklanalım. Karşı taraf zaten böyle. O yüzden çok umursamaya, önemsemeye gerek yok arkadaşlar. Fenerbahçe olarak önümüze bakalım. Anlatabiliyor muyum? Önümüze bakalım. Durumları kötüye gitti miydi ortalığı geren? Durumları iyi gitti miydi? Aman ortalığı germeyelim. Aman Ali Rıza Bey ağzımızın tadı kaçmasın diyen... Şeyden, artık ben uğraşmıyorum. Siz de uğraşmayın. Yani ben e, Sivas maçında Galatasaraylı oyuncu, Sivaslı oyuncuyu düşürüyor. Düşen oyuncu elle oynuyor. Buna penaltı beklendiği andan itibaren ben bunlara hiçbir şey anlatmak istemiyorum. Artık bitti benim gözümde. Çünkü duvarı anlatırım, taşa anlatırım, kuşa anlatırım ama bunları anlatılmaz abi. O yüzden bunlarla boşuna polemiğe girip de değerli zamanınızı harcamayın. Fenerbahçe'de yaprak dökümü sürüyor. Mecbur yaprak dökülecek. Hani sen gitmelisin ki biz gelmeliyiz diyor. Hani sen ölmelisin ki biz yaşayalım kardeş diyor ya. Yani birileri gitmeli ki birileri gelmeli. Şu an Fenerbahçe mevcut kadrosunda iki yabancı daha eklendi. 16. E, Luan Perez ve e, Lincoln Henrique'nin lisansları çıkmadı. 18. An itibariyle Fenerbahçe'nin mevcut kadrosunda 18 yabancı oyuncu var. Bu seneyi 12'ye düşecek. Güya 12'ye düşüreceklermiş. Bakacağız. Bakacağız nasıl 12'ye düşecek? Yoksa 14'te mi kalacak? Genç futbolcu falan filan ayağına mı gidecekler? Hep birlikte izleyip göreceğiz. Ama Fenerbahçe'nin ciddi bir şekilde yabancı futbolcuları yolunu ayırması lazım. Bazı anlaşmalar olmasaydı bu kadar çabuk açıklanacağını da zannetmiyordum. Demek ki bazı açıklamalar da olacak. Şimdi gidenlere odaklanalım. İyi de hocam sen Emre Mor, Samet dedin, Umut Nayır. Üçü de Türk. Serdar Aziz dedin. Dördü de Türk. Arkadaşlar yabancı arkadaşlar da adı geçen bütün arkadaşlar gidici zaten merak etmeyin. Kendinize iyi bakın. YouTube Kadıköy sokakta kalın, gelişmelere hazır olun. Sıradaki videoyu da iple çekin çünkü sıradaki video çok daha bomba olacak.